May, Amerika Birleşik Devletleri'nin haksız kararıyla derin hayal kırıklığına uğradım. May, Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük vergisi adımlarının haksız olduğunu söyleyerek, AB ve İngiltere'nin gümrük vergilerinden kalıcı olarak muaf tutulması gerektiğini belirtti. İngiltere Başbakanı Theresa May, Amerika Birleşik Devletleri'nin çelik sektörüne yönelik gümrük vergisi adımlarını haksız karar olarak nitelendirerek, İngiltere ve AB'nin gümrük vergilerinden kalıcı olarak muaf tutulması çağrısı yaptı. Yazılı açıklama yayımlayan May, Amerika Birleşik Devletleri'nin AB'den çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi uygulamaya dönük haksız kararıyla derin hayal kırıklığına uğradım ifadesini kullandı. May, ilgili sanayi dallarını ve buralarda çalışan işçileri korumak için AB ile işbirliğine devam edeceklerini belirterek, AB ve İngiltere'nin gümrük vergilerinden kalıcı olarak muaf tutulması gerektiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri, AB ve İngiltere'nin dünyada daima açık ve adil ticaret değerlerini teşvik eden yakın müttefikler olduğunu ifade eden May, bizim çelik ve alüminyum sanayilerimiz İngiltere için büyük önem taşıyor ancak bunlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğini destekleyen savunma projeleri dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri sanayisine de katkı sağlıyor, değerlendirmesini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla %25 ve %10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanınmıştı.